Tüm dünyayı saran koronavirüs ne zaman pik yapacak ve daha sonra neler olacak? Manavgat esnafının 34 gündür iş yerleri kapalı. Esnaf nereye kadar dayanabilecek? Belediye Başkanı Şükrü Sözen, siyaseti bırakın, hızımızı kesmeyin dedi. Milletvekilleri Manavgat'a neden uğramıyor? Vatandaş soruyor. Manavgatlı olan ve kısa süre önce AK Parti'ye geçen Tuğba Vural Çokal ve Manavgatlı diğer vekil İbrahim Aydın, turizm çalışanları, çiftçi ve esnafın sorunlarına neden bu kadar ilgisiz? Ne olacak bu maske işi? Kısa çalışma önler faydalanacak. Hepsi ve daha fazlası gündemi yakından takip edenlerin programı Tamer Erkiner'le Manavgat gündeminde. Manavgat gündemi cumartesi günü saat 18'de canlı yayınla Manavgat'ın yeni ekranı Manavgat TV'de. Evet, Tamer Erkiner'le Manavgat gündeminin tekrar karşınızdayız. Biliyorsunuz Manavgat TV tarafından hazırlanıyor programımız. Bu sefer canlı yayınla, ilk kez canlı yayınla programa başlıyorum. Manavgat gündemi maske konusu çok gündemde, çok revaçta. Ne olacak bu maskeler diye bir Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsüyle yaptığı açıklamalar var. Bunları gündeme getireceğiz. Turizm Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. Onlar da çok enteresan. Benzeri konularla Manavgat gündeminde canlı yayınla karşınızdayız. Evet, canlı yayına neyle başlıyoruz? Sağlık Bakanımızla başlıyoruz. Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. İlk önce Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir hafta ile 10 gün içinde koronavirüs hastalığının pik yapacağını söylemişti. İlk önce bu açıklamayı bir izleyelim. Ondan sonra benim anlatacaklarımı izlemeye devam edeceğiz. Ben ilk günden itibaren süreci bilim kurulunun da yaklaşımıyla şeffaf bir şekilde aktarmaya gayret ediyorum. Şu an rakamları hepimiz biliyoruz. Ve bu rakamlarla geldiğimiz durumu da hepimiz net biliyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Önümüzdeki günler, önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Devamında ortalama dünya örneklerinden, yani Çin, Güney Kore ve benzeri ülkelerden edindiğimiz tecrübeyle 2 haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz. Ve devamında 2-3 hafta içerisinde düşeceğini biliyoruz. Ama bütün bunlar, altını çiziyorum, bizi asla rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız, yeni bir dalgaya asla izin vermemeliyiz. Bu mücadelede çok önemli 3 unsur var. 1- Vakayı tespit edip filyasyon dediğimiz taramayı yapabilir olmak, yani noktasal bir yaklaşım içinde hızla tespiti yapmak. 2- Tedavide çok güçlü olabilir olmak. Bu konularda her ikisinde hiçbir sorunumuz yok, hatta farklıyız, çok ilerideyiz. 3. bacağı ise izolasyon. Yani temas ve mesafe ve izolasyona hiç elden bırakmadan devam edebilir olmak. Bu sağlanabilirse yeni bir dalganın oluşumu önlenir ve erken dönemde hayat normale döner diye düşünüyoruz. Vatandaşımızın bu konuda biraz daha sabır, biraz daha bize destek olmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Böyle. Şimdi nasıl yorumlanmalı bu? Biliyorsunuz Turizm Bakanlığı'nda Mayıs ayında gerekli şartlar sağlanırsa otellerin açılacağını da geçtiğimiz gün açıkladı. Şimdi bunlardan nasıl bir sonuç çıkartmak gerekiyor, ona bakalım. Şimdi biliyorsunuz koronavirüs yaklaşık Ocak ayından beri piyasada var. İşte Çin'de başladı. Yavaş yavaş Mart'ta bizde ilk ölümler başladı. Mart'ın 13'ünde. Şimdi buraya kadar geldik. Bundan sonra da gerekli önlemler alınarak devam ettik. Neydi bu önlemler? İşte sosyal mesafe, izolasyon, el yıkama, işte maske. Maske konusunda birazdan değineceğim. Bu konular gündeme geldi. Fakat şimdi burada çok enteresan bir şey var. Bunu aslında tartışmak mı gerekiyor? Bunu gündeme getirmek mi gerekiyor? Şimdi koronavirüs hakkında ne zaman biteceği hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Yani dünya çapında yapıldı. Dünyadaki Dünya Sağlık Örgütü'nün bile açıklamaları var bu konuda. 2021'e kadar sürecek denildi. 2021'e kadar sürmesi halinde
bilmiyorum, herhalde dünyadaki birçok ülke iflas ederdi. Çünkü insanlar çalışmayacak, üretim duracak. Bu 3 ay sürse ne olacak? Aynı şeyler yaşamayacak mı? Yani bir evde düşünün, bir evi düşünün. İnsanlar çalışmazsa, eve para girmezse sistem nasıl yürüyecek? Yürümeyecek. Devletin insanlara bakması gerekiyor. Peki ne kadar süreyle bakabilir insanlar insanlara devlet? İşte bunu tartışmak gerekiyor. 3 ay çok uzun bir süre. 3 ay sonra insanların ve herkesin bittiği bir noktaya gelinebilir. Şöyle mi oluyor acaba? Hani sadece düşünmek istiyoruz, yorumlamak istiyoruz sadece. Şimdi Sağlık Bakanı'nın açıklaması şöyle. Bir hafta ile 10 gün sonra pik yapacak. Pikten sonra yavaş yavaş inişe geçecek hastalık. Daha sonra normale döneceğiz. Sağlık Bakanı'nın açıklaması böyle. Turizm Bakanı'nın açıklaması Mayıs ayında gerekli şartlar sağlanırsa oteller açacağız diyor. O konuya da birazdan geleceğim. Neden böyle bir şeye, açıklamalara gerek duyuyorlar? Yani burada benim kafamda bazı soru işaretleri oluşuyor. Daha fazla insanlara yardım etmemek için veya işte herhangi bu sistemi daha fazla uzatmamak için, üretime bir an önce geçilmesi için hastalığı bu şekilde yavaş yavaş eritip, yani rakamlar açıklanıyor, rakamlar da önümüzde, dün de verdiler en son rakamları. Hani koronavirüs bitti, azaldı, mesafenizi koruyun, işte sosyal mesafenizi koruyun, gerekli tedbirleri alın diyerek hani bu hastalığı bu şekilde bitirip daha sonra neler olacak? Hani koronavirüs tamamen bitecek mi, bitmeyecek mi? Bu konular kafalarda soru işareti yapıyor. Dediğim gibi yani ülkeler iflas eder. 3 ay, 4 ay vatandaşa üretim olmadan vatandaşa yardım etmek, kim olursa olsun her türlü şirket, firma, hatta devletler iflas eder. Bu konu gündeme daha önce de gelmişti. Ben bir kez daha gündeme getirmek istedim. Umarım çok kısa zamanda atlatacağız bu koronavirüsü ama Mayıs ayında yapılan açıklamalar, turizm otellerin açılacağı haberleri ve Sağlık Bakanı bu tür açıklamaları, hani şurada ne kaldı ki, bugün ayın işte 18'i, 10 gün sonra aybaşı veya 12 gün sonra aybaşı, Mayıs'ın kaçında bitecek, bu ortalarında bitse çok kısa bir süre değil mi? Hani daha önce açıkladılar işte 2021, yok işte Temmuz'da biter, Ekim'de biter şeylerinden sonra bu kadar kısa sürede için bitmesi, bu iyi yapılan çalışmalar mı, yoksa hala aramızda koronavirüsle insanlar dolaşacak mı? Benim kafam takıldı. Bunu da buradan paylaşmak istedim. Evet. İkinci konuya geçeceğim hemen. İkinci konumuz Manavgat'a dönelim. Tabii hani her şey konuşmak istiyoruz. Yani Türkiye'de bizi ilgilendiriyor. Manavgat da ilgilendiriyor. Manavgat'ta tam 35 gündür esnafların dükkanı kapalı. Şimdi esnafın dükkanının kapalı olması ne demek işte? Yine başa dönüyoruz. 35 gün esnafın dükkanını kapatırsan esnaf nereye kadar dayanır? Kim nereye kadar dayanır? Ona doğru gidiyor. Şimdi esnaf sıkıntılı. Yani açık yerler belli. Restoranlar kapalı, berberler kapalı, kuaförler kapalı. Her türlü esnaf şu an işte pazarlar açılıyor bir tek biliyorsunuz. Fırınlar açık biliyorsunuz. Eczaneler açık. Onun haricindeki esnafın durumu ne olacak? Şimdi esnaf kısa çalışma ödeneğine başvuramıyor. Bunlara da bir yardım yapılacak mı? Bu konuda hiçbir açıklama şu ana kadar duymadık. Bunun şeylerini bekliyoruz. Vatandaş olarak Manavgat'ta neler yapılıyor onu da bilmiyoruz. Devletin bir hamle yapması gerekiyor. Esnafa yönelik esnafın yanında durmak gerekiyor ki koronavirüs bitti. Dükkanlar açılmaya başladığı zaman esnafın yine bir süreç atlatması gerekiyor. O süreci tamamlaması için de maddi olanakları var. Esnaf bankalardan şikayetçi ve bu çok sık gündeme geliyor. Bankaların kredi vermediği iddiaları var. O da ayrı bir konu. Sokaklar boş. Yan taraftaki görüntüde de izliyorsunuz. Bugün sokağa çıkma yasağı var ama normal günlerde de esnafın biliyorsunuz alışveriş yapma şansı yok. Bundan sonraki aşamalar çok dikkatle incelenmeli. Turizm çalışanları, çiftçi, esnaf, vatandaş şu sıralar mağdur durumda. Maske konusunda da birazdan değineceğim. Ama ciddi olarak gündeme getirmek gerekirse tüm Türkiye'de başta olmak üzere Manavgat'ta da esnaf çok zor durumda. Kimse satış yapmıyor. Herkes kesesinden yiyor. Kredi alamıyor. Kredi alsa ne olacak? Ne zaman geri ödeyecek? Onun da geri ödemesi var. Esnaf Manavgat'ta hakikaten zorunda ve tam 35 gün oldu. 35 gündür Manavgat'ta esnaf satış yapamıyor. Satış yapamadığı için de şu an neler yaşıyor kimse bilmiyor. Evet. Durum böyle. Yani Manavgat esnafının bir
ne gibi şansı var? Hiçbir şansı yok şu an. Oturacak, evinde oturuyor, sokağa da çıkmıyor. Dükkan açanlar var, ben takip ediyorum. Birkaç kişiyle konuştum, dükkan açıyorsunuz dedim ama ya taksitlerimiz vardı, belki işte getirenler olur diye dükkanı açıp bir süre bekleyip kapatıyoruz diyorlar. Durum bu. Evet, diğer konuma geçeyim. Kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneği diye bir şey çıktı. Kısa çalışma ödeneğinin ne olduğunu tam olarak herkes anlamadı. Nereye başvuracağını da anlamadı, ne yapacağını da anlamadı ilk başlarda. Şimdi yavaş yavaş sistem oturmaya başlıyor. Kısa çalışma ödeneğine şu ana kadar 2 milyon başvuru olmuş. 700 bin kişiye kısa çalışma ödeneği çıkmış. 5 Mayıs'ta ödemeler başlayacakmış. Şimdi 2 milyon başvuru, 700 bin, 1 milyon 300 kişi ne yapacak? Bunlar da herhalde devletin vermiş olduğu, vereceği bir paradan faydalanacaklar diye açıklama yapıldı biliyorsunuz. O da 1.177 lira. Damga vergisi hariç. Damga vergisi girdiği zaman herhalde 1.160.160 liraya falan düşüyor ücret. İnsanlar 1.160 lirayla geçinmeye çalışacak. Tabii kısa çalışma ödeneğinde çok enteresan gelişmeler de saptandı. Ben de birkaç tanesini size anlatmaya çalışayım. Şimdi bir örnek vereyim mesela. Bir iş yerinde iki kişi çalışıyor aynı iş yerinde ve aynı işi yapıyorlar. Turizm sektöründen aldım iki tane yönetici diyelim. 5.000 lira maaş oluyor. A oteline kısa çalışma ödeneği çıktı. B oteline kısa çalışma ödeneği çıkmadı. Şimdi bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? 5.000 lira alıp kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişi 4.000 küsur lira maaş alıyor. 4.300 lira civarında kısa çalışma ödeneği alıyor. Yani brüt maaşının %60'ını. Peki bu ödenekten faydalanmayan diğer kişi ne yapıyor? 1.177 lira maaş alıyor. Şimdi hani o da kime verecekler bu kısa çalışma ödeneğini? İşte 450 gün prim sayısının yatmış olması, 60 günü bir koydular, bir kaldırdılar. Geçen gün duydum tekrar bir 60 gün lafı geçiyor. Yani bir karmaşa devam ediyor. Şimdi kime verildi bir de bu? Yani bu 700 bin kişi kim bunlar? Onu da bilen yok. Manavgat'ta biliyorsunuz turizm sektörü, turizm çalışanları çok kötü durumda. Çoğu ücretsiz izne ayrıldı. Bu ücretsiz izne ayrılanlara işte 1.177 lira para verileceği söyleniyor. Fakat hani tüm Türkiye'de 700 bin kişi nasıl olacak bu iş? Yani turizm çalışanları hani artık biz telefonlarına bile çıkmaya şey yapamıyoruz. Gücümüz yetmiyor artık çünkü söyleyecek laf da bitti onlara. Herkes bir şeyler bekliyor. Kaymakamların önü, sosyal yardımlaşma vakfının önü dolu. Postanenin önü dolu. Bankaların önü dolu. Bireysel olarak kredi başvurusu yapanlar olmuş. Onlar da 10 gün sonra cevap vereceğiz demişler. 15 gün geçmiş hala bir cevap yok. Bankalar da tedirgin. Para geri döner mi dönmez mi? Turizm ne zaman başlar? Mesela turizmin Eylül-Ekim'e rezervasyonların yapıldığını duydum. Hani Mayıs'ta oteller açılacak ama Eylül-Ekim ayına şu an rezervasyonların olduğunu duydum. Çok fazla olmamakla beraber. Bu kısa çalışma ödeneğinin şartları tamamlamış. Herkese verilmesi gerekiyor. Ama ücretsiz izne ayrılanlara da verilmesi gerektiği inancındayım. Zaten hani orada çalışanlar asgari ücretle çalışıyor. Verecekleri para 1.177 lira vereceğine ne verecek? 1.752 lira para verecek yani. İşte durum bu. Ama hakikaten ben turizm çalışanlarının çok zor durumda olduğunu biliyorum. Hani dediğim gibi hani telefonlarına artık cevap veremez duruma geldik. Umuyorum bu 700 bin kişinin içinde turizm çalışanları da ağırlıktadır diye temenni ediyorum. Evet, başka bir konuya geçelim hemen. Bahsettiğim gibi hani artık biliyorsunuz 3 ay işten çıkarmaya yasak geldi. İstenildiği takdirde Cumhurbaşkanı bunu 6 ay uzatabilecek işten çıkartmayı. Fakat şöyle ona da bir formül bulundu. İşten çıkartma yasaklandı ama ücretsiz izine gönderebiliyorsunuz çalışanlarınızı. Bu da bir handikap gibi. Çünkü bunu duyan herkes ücretsiz izine çıkarmaya başladı. Özellikle şu sıra turizm personeli de ücretsiz izine çıkartmaya başladılar. Bunu da parantez içinde belirteyim. Evet, diğer bir konuya geçeyim hemen. Evet, bence en önemli konulardan bir tanesi bu. Maske. Öyle bir hale geldi ki artık, ben daha önceki yanımda da söylemiştim, Türkiye ikiye bölündü diye. Yani resmen Türkiye ikiye bölündü. Böyle iki taraf olduk. Kim iyi bir şey yapsa
bu taraf onu iyi olarak algılamıyor. Kötü bir şey olarak yansıtmaya çalışıyorlar. Maske de inanın o hale geldi. Şimdi maske ortada yok. Yani bunu net olarak söyleyelim. Eczanelerde maske yok. Kod geliyor cep telefonunuza. Gidiyorsunuz eczaneden 5 tane maske alıyorsunuz. Evde kaç kişisiniz? 3 kişisiniz. 5 maske kaç gün yetecek insana? Bunun haricinde belediyeler olarak ben yine Manavgat alayım. Manavgat Belediyesi biliyorsunuz maske üretimi yaptı. İlk başlarda 1500 olarak yaptığı üretimi şu sıralar 4500'e çıkarttığını duyduk. Fakat bunu da işte sosyal medyadan veya işte haber sitelerinden paylaşıldı. İşte Manavgat Belediyesi mahalle mahalle maske dağıtmaya devam ediyor diye bir haber yazıldı. Aman tanrım böyle bir şey yok. Alta gelen yorumların haddi hesabı yok. İşte yandaşlarınıza dağıtıyorsunuz. Biz şu mahalledeyiz bize gelmedi. Bunun üzerine bir açıklama yaptı Manavgat Belediye Başkanı. Nerede yaptı? Perşembe pazarına gitti. Hem şeyi denetledi. Pazarı denetledi. İşte sosyal mesafeyi falan ayarlama ayarsın bunları denetledi. Pazarcılarla sohbet etti. Daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Şimdi maske konusu de bir şey var. Onu da hemen söyleyeyim. 4500 tane maske ürettiğini söyleyen Manavgat Belediyesi bunu ilk önce IHSA'ya gönderiyor. Antalya valilik kanalıyla IHSA'ya gidiyor. IHSA'da bunlar bir kontrol ediliyor. Yani uygun mu diye, kullanıma uygun mu diye. Eğer bunlar kullanıma uygunsa tekrar Manavgat Belediyesi'ne geliyor. Bu 2-3 günü alıyormuş. Bu maskeler yavaş yavaş dönüyor ve yine dağıtılmaya başlıyor. Biliyorsunuz Sarılar'da bayağı bir maske dağıtılmış. 85 kişilik bir ekip veya daha fazla bir ekip tam hatırlamıyorum. 300 kişilik de olabilir. Böyle bir ekiple kapı kapı dolaşıp işte tüm Manavgat'a bir mahalle tek tek dolaşarak bunlar insanlara verilecek. Evet. Şimdi Şükrü Başkan bu konuda sert bir açıklama yaptı. Hani biraz ağırdı açıklamaları. Kendi açısından haklı olabilir, haksız da olabilir. Buna da tepkiler geldi. Şimdi biz Şükrü Başkan'ın açıklamasını bir dinleyelim ilk önce. Tekrar bu konuya döneceğiz. Belediyesi üzerinde bir takım bu böylesine hassas bir dönemde oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Sosyal medyayı izliyorum. Hakikaten içim acıyor arkadaşlar. Kendim için değil, Manavgat Belediyesi'nde baştan beri canlara çalışan, bu toplumun yanında olmaya gayret eden emekçi belediye çalışanı arkadaşlarım adına üzülüyorum. O insanların emeklerini yok farz etmeye kimsenin hakkı yok. Sosyal medyada bu bağlamda söylemde bulunan, çok basit oturdukları yerden bu devasa kurumun emeğini yok farz etmelerine asla gönlüm razı değil. Kendi adıma değil, baştan beri canlar aç bu sürece katkı yapan, sizler evinizde kendinizi koruma altına alırken sokakta çalışan o hijyen ekibimin emeği için üzülüyorum. Buraya bu pazara gelip pazarda alışverişini yapan vatandaşların güvenliğini korumak adına mücadele veren zabıta adına üzülüyorum. Herkes uyurken sokaklarda temizlik yapan ekibim adına üzülüyorum. Hoş şeyler değil bunlar. Bırakın siyasetinizi ne zaman yapacaksanız yapın. Eleştiriyi biz her zaman biliyoruz. Bunlara hazırlıklıyız. Eleştirilere cevap veririz. Ama acımasızlık da hiç kimsenin hakkı değil, hiç kimsenin haddi de değil. Elesine böyle özel dönemde. Hiç kimsenin. Arkadaşlar bakın, bu kriz çıktığı andan itibaren 10 bin tane neredeyse gıda paketi dağıtmışız. 10 bin tane. Yüzlerce, bine yakın eve girmişiz, evlere destek olmuşuz. Arkadaşlar, mübalağasız 50 bin civarı maske dağıtmışız. Pazarlarımızda asli görevimiz olmamasına rağmen pazarlarda insanların tehlikeye girmemesi adına her pazarımızda tekrar ediyorum. Bakın 19 pazar var. Her bir pazar girişinde biz günlük 4000-5000 maske dağıtıyoruz. Bunu tedarik etmek kolay değil. 2 günde olsa bunda maske bulma noktasında küçücük de olsa bir sıkıntı yaşadığımız süreci kullanmak, işte belediye maske dağıtamıyor diye bu kadar emeği yok farz etmek, benim çalışan alandaki arkadaşlarımı rencide etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Çok ayıplıyorum bunu.
bulunuyorsa gücümüz nispetinde biz onlara ne siyaseti, ne dünya görüşü, ne güne bakışı bizi ilgilendirmiyor. İhtiyacı hissediyor ki bizden istiyor. Biz ona ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşıyoruz. Ulaşmaya da devam edeceğiz. Bırakın çirkin siyasetinizi nerede yaparsanız yapın. Böyle bir özel dönemde bizim hızımızı kesmeyin. Benim çalışan arkadaşlarımı rencide etmeye çalışmayın. Evet. Evet, evet. Ne olacak bu maske işi? Bayağı bir karıştı. Umuyorum hem devlet tarafından hem belediyeler tarafından maske dağıtma işi acil bir şekilde devam eder. Koronavirüs anlatıldığı gibi ise insanlar maske takmak zorunda. Eğer böyle bir zorunluluk da varsa insanlara maske dağıtılmak zorunda. Resmen bir kaos oluştu. Ben bu arada yorumlara evet biraz bakayım. Bilal Polat, insanlar sıkıntı içinde ve bazı bankalar kredi vermiyor. Gülden Hanım resmen kaos demiş. Bir turizmci arkadaşımız Nurettin Tren şöyle bir haber vermiş bize. Mayıs ayının 20'si itibariyle Avrupa Hava Koridorları kısmen açılacak. Rusya pazarı 1 Haziran itibariyle orası da kısmen açılacakmış. Yani Avrupa Hava Koridorları ve Rusya pazarı 1 Haziran itibariyle hava koridorları resmen açılacakmış. Bu da güzel bir haber. Bir turizmci arkadaşımız bu da. Bize böyle bir bilgi vermiş. İşte görüyorsunuz yani bir yıl sürecek, 3 ay sürecek, 5 ay sürecek. Dön dolaştı Mayıs sonuna herhalde bayrama insanlar tatil yapabilecek gibi geliyor. Maske konusu da böyle. Maske konusu dediğim gibi önemli. İnsanlara maske dağıtılmak zorunda. Eğer böyle bir tehlike varsa hani ki var her şey görünüyor. İnsanlarla mesafemizi sağlayacaksak biz buna dikkat ediyorsak da ya maskeyi eczanelerde veya işte kim dağıtacaksa artık maskeyi bir şekilde insanlara ulaştırması gerekiyor. Evet yeni bir konuya geçeyim. Çok dikkatimi çeken bir konu. Ben bunu çok sık gündeme getireyim. Her yani bir böyle bir şey yaşandığında, benzeri bir şey yaşandığında gündeme getiriyorum. Milletvekilleri. Milletvekilleri biliyorsunuz mecliste kanun çıkartıyor, yasa çıkartıyor. CHP'li milletvekilleri sorun önergesi veriyor bol miktarda. Hani nasıl bir karşılık alıyorlar onu da bilmiyorum. Ama sürekli bir sorun önergesi veriyor. Şimdi benim merak ettiğim konu şu. Çiftçi İyi durumda değil. Esnaf iyi durumda değil. Turizm bölgesi, turizm çalışanları iyi durumda değil. Genelde Manavgat iyi durumda değil. Şimdi seçim dönemi kapı kapı gezen, Manavgat sokaklarını arşınlayan milletvekillerimizin ben nerede olduğunu merak ediyorum. Özellikle iki milletvekilini örnek vereceğim. Yanlış anlamasınlar beni de. Manavgat'ta oldukları için iki milletvekilini örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi daha yeni AK Parti'ye geçen Tuğba Vural Çokal ve İbrahim Aydın. İkisi de Manavgatlı. Şimdi insanların tabii ki ihtiyaç duyar. Hani buraya gelip Manavgat'a gelip şey demesinler hani işte ikametgahımız Ankara'da işte gidip geleme yasağı var değil bilmem ne değil. Milletvekilliğine bu imkan çok rahat bir şekilde sağlanır. Hani şu Manavgat'a gelip de ya insanlar ne yapıyor? Esnaf ne yapıyor? Hani yapılacakları insanları anlatsanız, maske konusunda bir açıklık getirseniz, ne bileyim işte bir esnafı ziyaret etsiniz. Bir turizm çalışanlarını ziyaret etsiniz. Bir otel sahiplerini ziyaret etsiniz. Turizm hakkında bilgi verseniz. Siz siyasetin içindesiniz. Yani meclistesiniz. Neler oldu neler bittiğini herkesten daha iyi biliyorsunuz. Yani gelip bunu burada açıklamanız kadar doğal bir şey olamaz ki. Hani biz vaatleri falan unuttuk. Yani verilen vaatleri unuttuk. Kimse artık onları gündeme bile getirmiyor farkındasınız ama ya şimdi böyle bir durum var. Olağanüstü haldir bu ya. Yani bu insanların size ihtiyacı var. Gelip iki kelime edin. Hani sadece işte şeyden sosyal medyanızdan mesaj gönderiyorsunuz. Bu değil ki. Yani siz vekil değil misiniz? Milletvekili yani milletin vekili. Bak maske yok piyasada. Ya gelin maskeyi organize edin veya maske hakkında bir haber verin. Yani sırf bu
AK Partili veya diğer milletvekilleri, ben geneline söylüyorum. Yani geneli. Geneli yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de habire son önergesi veriyor. Son önergesi veriyor. Ya hükümet bunu ciddiye alıp da cevap verdikleri de oluyor ama ciddiye almadıkları da oluyor. Geçiştirme son önergeleri. Yani tabii ki yani bu bir taraf olarak düşünmeyin bunu ya. Ya bugün bir arada durma zamanı. İster hangi partiden olursanız olun. Yani bu insanları düşüneceksiniz ya, vatandaşı düşüneceksiniz. Bunun için bir arada olmak zorundasınız. İşte maskeyi ben de atacağım. Yok sen dağıtamazsın. O öyle olmaz, bu böyle olmaz. Algı yaratıyorsun. Ya bunlar algı falan değil ya. Bir hayatın gerçeği var. Koronavirüsünden insanlar ölüyorsa, ki ölüyor. İşte sayılar da ortada. Pik yapacağı zamanı da göreceğiz bir hafta 10 gün sonra. Bunlar varsa eğer ya bir arada duracağız. Sen CHP'lisin, Millet İttifakı. Yok sen CHP'lisin, AK Partisin, Cumhur İttifakı. Sen mi? Ya böyle bir şey kalmadı artık ya. Bu durumda bunlar konuşacak zaman değil. Ya gelin bir esnafı dinleyin. Bir kere gelin bir esnafı dinleyin. Turizm çalışanı geçen gün aramış, yarım kilo pirinç istiyor ya. Yarım kilo pirinç. Ne diyeyim ki artık yani? Söylenecek laf da bulamıyorum. Hala siyasetin göbeğinde. O şunu dedi, bu bunu dedi. Yok sen maske dağıtamazsın. Yok ben maske dağıttım. Yok bize gelmedi, ona gelmedi, buna gelmedi. Maraş'ın nüfusu da 225 bin. Yani maskenin kullanım süresi 4 saat. Böyle bir hesaplarsanız insanlara kaç tane maske gerektiğini kafanızda bir hayal edin. 3 kişilik bir aileye dağıttığınızı düşünün. 5'er tane. Şey ortada. Bunları tartışmak değil. Bir arada bunları nasıl atlatacağız, nasıl geçeceğiz? Halkın yanında nasıl duracağız? Bence bunları konuşmak daha mantıklı. İnsana moral de gerekiyor. Açıyoruz televizyonları. İşte Sağlık Bakanı çıkıyor. Şu kadar, şu kadar, şu kadar ölümümüz var. Şu önlemleri aldık, bu önlemleri aldık. Ya insanların psikolojisi de bozuldu. Bütün gün evde oturan insanın psikolojisinden ne olacak? Evet, devam edelim. Ha, bir önemli konuya daha değiniyorum. Bakın şimdi. Bir geçenlerde marketlerde böyle özel adam tutmuşlar. Her gün etiket yazardı. Fiyat artışlarından dolayı. Çok pardon. Şimdi aynı sistem devam ediyor. Şu marketleri bir kontrol edin. Hani fahiş fiyatlar kontrol edilecekti. Bugün aldığınızı yarın aynı parayı alamıyorsunuz. Pazara gidin. Pazarın durumuna bir bakın. Tamam, sosyal mesafe sağlanmış. Maskeli herkes. Kimse mal elini sürmüyor. Kaç para bunlar bakın ya. Ya limonun kilosu 12 lira olur mu ya? Maravgat gibi bir yerde ya. Burası limon memleketi. Ağaçlarda limon dolu. Markete gidiyorsun 12 lira diyor ya. 12 lira. Maravgat'ta limon, markette 12 lira. Şeye gidin, süpermarketlere gidin, zincirlere. Nasıl bir limon suyu artık içe geçmiş, pos haline gelmiş. 7 lira, 8 lira. Yani her şey birbirine bağlı. İnsanlar alışveriş yapacak. Zaten para yok. Yani insanlarda zaten para yok. Harcayacak para yok. Kısmış sonuna gelmiş artık. Kredi kartlarını yüklemiyor insanlar. Her şey pahalı. Fiyatlara bakın. Portakal 5 lira. Yemeyelim tabii. Yemeyin denilebilir. Veya birinin çıktığı gibi geberin denilebilir. Evet. Pazar. Market. Şey pahalı, şimdi bir pazar şey görüntüsü vereceğim. Hani herhalde pazarcı biraz işi de şeye vurmuş ama bir izleyin ya, bir bakın ne olur. Evet. Her şey pahalı, her şey pahalı. Çürük çarık ne varsa dolduruyorum. Kardeşim konuşmaya gerek yok, her şey güzel, her şey iyi. Yani pazarımız, vatandaşlarımız güzel, anlayışlı, Allah razı olsun. İyi yani, kötü mal satmıyoruz. Herkese iyi mal satıyoruz ama bazı müşteriler var, hiç acımıyorum. Çürük çarık ne varsa dolduruyorum. Yani yalan söylüyorum da, onu sen sil yani, öyle bir şeyimiz yok kardeşim. Allah razı olsun herkesten. Herkes güzel arkadaş. Anladın mı yani, yapacak bir şey yok. Bundan at mı yapmam memnun değil, her şey pahalı. Kim memnun? Memnun olur mu hiç? Ben hiç memnun değilim. Her şey pahalı, her şey pahalı. 5 liraya domates, 5 liraya salatalık, 5 liraya bilmem o, 5 liraya bu. Doğru mu abi? Her şey pahalı. Şimdi lütfen herkes ucuz olsun. Biraz bir girsin şöyle ucuzlatalım malı. Salatalık 5 liraya salatalık mı olur ya? Salatalık şu anda 3 lira olması lazım. Yani bu şey yani... Bu mevsime göre. Yani bu mevsimde. Ha, Washington'a bakma sen. Washington pahalı olur. Dünyada bir tane bizde var Washington.
5 lira. Manavlarda 8 lira. Manava gir 8 liraya alırsın ama bizde 5 liraya alıyorsun burada. Çürük çarık doldurmuyoruz. Manavlarda da aynı. Herkeste güzel mal var. Yeşillikleri var bak, taze taze mis gibi. Hangi televizyona çıkacağım, hangi gazeteye çıkacağım? Manatiye çıkmak istiyorum, at yarışı olan yere. Arkadaşım işte o yüzden sıkıntı en güzel o. Şimdi at yarışı benim en büyük favorim. Oynamam mı ya? Ya bunları keseceksin değil mi orada? Onları kes, gözünü seveyim, şey etme. Annem duyarsa vallahi beni öldürür. Tövbe 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 tövbe. Kim söylüyor? Benim tek istediğim fiyatların düşmesi. Başka bir şey değil. Bir de korona çıktı ya. Bir de korona çıktı ya. Korona da çıktı zaten. Evet. Evet. Bakın. Salatalık 3 lira olması gerekirken 5 lira diyor. Şimdi bu salatalık niye 5 lira satılıyor? Bunun bir silsilesi var. Kabzı mal alıyor çiftçiden. O getiriyor piyasaya dağıtıyor. Kaç parayı alıyor salatalığı pazarda, niye 5 lira? Ya şuna bir bakın ya. Bir Allah'ın kulu da çıksın buna bir baksın. Geçen gün biliyorsunuz Manavgat Kaymakamı da şeyi gezdi, pazarı gezdi. Tabii hani bürokrat sosyal mesafeye bakıyor. Maske tertibe, düzene bakıyor. Ya fiyatlara da bakın. Ya fiyatlara da bakın yani. Evet. Devam edeceğim. Birkaç tane mesaj var. Onlara hemen bakmak istiyorum. Çolaklı halkı da maske bekliyor. Demiş Yusuf Olgun. Sarılara dün bol miktarda maske dağıtılmış. Onu vermişler. Yine bir turizmci abimizden, ihracat olmasına rağmen fiyatların artması çok normal değil diye bir mesaj gelmiş. Yahya Görgülü, seradan çıkış fiyatı 1,5 TL. Buyurun. Salatalığın seradan çıkış fiyatı 1,5 TL. Pazarda 5 lira. Nereye gitti? 3,5 lira. Kim bilir kimlere gitti. Adamlar hiçbir iş yapmadan oradan alıyor, ona satıyor. Arada 3,5 lira kar. Pazarcı ne kadar kar ediyor? Bu kadar kar ediyor mu? Etmiyordur. 1,5 lira seradan çıkan salatalığı 5 liraya pazarda satılıyorsa ve buna kimse müdahale etmiyorsa, veya bu adamlara sen bunu niye 5 liradan satıyorsun kardeşim? Sana kim kaç paraya verdi şu şeyleri? Kaç kişinin elinden geçti bu? Ya bunları da incelemiyorsa biz de salatalığı 5 liradan yeriz. Ne diyeyim ki? Var mı söylenecek bir şey? Yunus Köse de Manavgat Belediyesi dün sarılarda kapı kapı dolaşıp maske dağıttı. Tebrikler ve teşekkürler demiş. Yahya Görgülü bir 1,5 liraya demiş seradan çıkışı. Adam 5 liraya satıyor. Pazarcının kabahati değil ya. Biz bunun pazarcının kabahati olduğunu söylemedik zaten. Tabii ki pazarcının kabahati değil. Kimlerin elinden geçiyor? İşte bunu çözüp anlamak lazım. Evet. İşte söylediklerimizden belli. Mayıs sonunda, Haziran'ın başında turizm büyük bir ihtimalle açılacak gibi gözüküyor. Turizm Bakanı'nın bir açıklaması var bu konuyla ilgili. Gerekli şartlar yerine getirilirse Mayıs sonu, Haziran'ın başında oteller açılacak. Gerekli şartları ben birazdan yorumlamaya çalışacağım, hani neler olabilir diye. Fakat sertifika verecekler otellere. Yani oteller sertifikayı alacak, ondan sonra gerekli şartları yerine getirdi sertifikası. Herhalde onun nasibi de olur. Turizm Bakanı'nı bir dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Bu normalleşmenin Mayıs ikinci haftası itibariyle hızlı bir şekilde başlayacağını ve özellikle Türkiye içindeki hareketin, trafiğin, dolaylı olarak da bu turizm trafiği anlamına da geliyor, Mayıs sonuna, bayrama yetişeceğini düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin turizmi diye baktığınız zaman, gelir ve sektör olarak baktığınızda, endüstri olarak baktığınızda dış turizm çok çok önemli. Şimdi ilk aşaması biliyorsunuz içerinin temizlenmesi, düzelmesi. Biz yeni bir projeyi hayata geçirmeye başladık. Sertifikasyon. Koronasız alanları sertifike eden bir sistemi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri. Ayrıca
o konuyla ilişkili bütün STK'larda bu noktada görev alıyorlar. Araçların sterilizasyonu, personelin pandemi eğitimi alması, alan sterilizasyonu çok çok önemli. Donanım ve malzemenin buralarda kullanılan sterilizasyonu, mekanların güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmiş olması gibi bir dizi önlemler var. Dünyaya da örnek olacak. Hızlı bir şekilde Mayıs'ın ilk haftası bu sertifikasyon sistemini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Ve Mayıs sonuna kadar da aşamalı bir şekilde turistik tesislerin bu sertifikayı almasını sağlayacağız. Evet, Turizm Bakanı böyle diyor. Gerekli şartlar sağlanırsa otellere sertifika verilecek, oteller de açacak. Nasıl olacak? Şimdi buna bakalım bir. Şimdi biliyorsunuz 1500 kişilik oteller var. 300-500 bin yataklı oteller var Manavgat'ta. Bin yatak dediğiniz zaman 3 ile çarpsanız 3000 kişi bir otel içinde ne yapacak? Koronavirüs tehlikesi de var. Avrupa'dan gelen turist gelir mi? Bence bu şartlarda gelmez. Ha, ne yapılabilir? Yine bir turizmci arkadaşımızla görüştük bu konuyu. Fikir tatilinde bulunduk biraz karşılıklı. Şunları söyledi. Yani gerekli önlemler dediği şu. Restoranlarda yemek masalarının araları açılacak. Plajlarda şezlongların, havuz başındaki şezlongların arası açılacak. Yemek esnasında bütün herkes yemekhaneye alınmayacak. Bölüm bölüm alınacak. Ve bu her şey daha sisteminden kaynaklanan yemeği kendiniz alıyorsunuz ya şeyden. Bu da kaldırılacak. Herhalde 1 metre arayla çalışan personel konulacak. Çalışan personel servis yapacak. Herhalde bu şartların da sağlanması gerekiyor. Peki ne olacak? Şimdi o kadar kişiyi restoranta parça parça sokarsanız yemek gece 12-1 arası biter gibi geliyor. Onun için de herhalde müşteri sayısı yüzünde %50 bir azalma olacak. Yani 300 yataklı otel 150 yatağını doldurabilecek. Bir sınır konması gerekiyor çünkü. O kadar insanı otele alamazsınız. Restoranda da aynı şekilde. İşte plajlarda da aynı şekilde. Herhalde gerekli şartlar dediği Turizm Bakanı'nın buna benzer şeyler. Böyle olması gerekiyor. Turizm Haziran ayında veya bayramda hatta başlayacak gibi gözüküyor. Yine ben biraz başa döneyim. Koronavirüs ne olacak o zamana kadar? Bunu izleyip göreceğiz. Ama eğer hani sistemin çarklarının çalışması için hani koronavirüsü bir tarafa bırakıp sistemin çarklarını çalıştıracaksak çok iyi önlemler almamız gerekiyor. Yani bu işte Çin'de 46 tane yeni koronavirüs vakasına rastlanmış. Amerika aldı başını gidiyor zaten. Almanya'da tekrar normal yaşama dönme kararı alınmış. İnsanlar dönmeye başlamış. Ama hani bizde ne durumda? Bazen okuyoruz dünyada 3. sıradayız. Bazen bakıyoruz işte 1000 küsur tane vefatımız var. İşte dün açıklanan rakamları vereyim ben hemen size. 17 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 78.546. Toplam vefat 1769. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1845. Toplam entübe sayısı 1014. İyileşen hasta 8.631. Rakamlar gayet iyi. Gayet iyi. Tabii pik yapacağı dönem bekliyoruz. Bir hafta 10 gün. O bir hafta 10 günde ben şöyle yorumluyorum. Geçtiğimiz hafta saat 10'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle insanların sokağa fırlaması ile bulaşan herhalde virüs nedeniyle bir hafta 10 gün gibi süre verdiler. Hani 10'da eğer bir artış olursa olur. Eğer onda artış olursa onlar kim bilir kimlere ulaşmıştır. Bir hastanın biliyorsunuz 30 kişiye bulaştırma ihtimali var. Biz de o pit dönemini bekleyelim bakalım. Bir hafta 10 gün daha bekleyelim. Ne duruma geleceğiz? Ama tabii güzel bir şey yani. İnşallah hiçbir şey bozulmaz. Haziran'da oteller açılır. Turizm çalışanı geçen sene Kasım'dan beri evde. O zamandan Mart'a kadar hayatlarını bir şekilde getirdiler kredi kartlarıyla, kredileriyle. Mart'ta işe başlayıp bu kredilerini, kredi kartlarını ödeyeceklerdi. Koronavirüs çıktı. Umuyorum Haziran'da veya Mayıs'ın 15'inde işe başlarlar. Hazırlık aşaması için Mayıs'ın 15'inde bir iş başı yaparlar. Ondan sonra turizmde en azından ne olur? Hani %50 çalışırsa oteller ki bu sistemde %50 çalışması gerekiyor. %50 çalışırsa otel de zarar etmez, çalışan da zarar etmez. Bir orta yol bulunur ve bu sistemde böyle gider. Benim tahminim bu. Devam edelim.
Şimdi herkes evde işi gücü yok. Ne yapacak? Televizyon seyrediyor. İşte ekmek yapan erkekler, yemek yapan erkekler, tatlı yapan erkekler sosyal medyaya görüntüleri atıyor. Ve insanlar büyük vaktini televizyon karşısında geçiriyor. Şimdi dediğimiz gibi hani herkes evde, esnaf evde, işte çiftçi evde, memur evde. Hani insanlar geçim için çeşitli kafalarından planlar geçiriyor. Nasıl, ne yaparım diye. İnsanların alım gücü çok düştü. Çok düştü. Hani günü kurtarmaya gelmeseler bile en azından bir iki hafta idare edecek belki plan proje içindeler. Bazı insanlarda tabii böyle bir sıkıntı yok. Hani kaç sene bu şekilde idare ederler. O da ayrı bir konu. Fakat ben televizyon seyrederken çok dikkatimi çeken bir programa denk geldim. Bir bakayım şuna dedim. Bir yemek programı ya. Bir yemek programı. Bugünlerde yayınlanmaya devam ediyor bir de yani. Bakın insanlar hani una, şekere, yiyeceğe ihtiyaç varken ben size bir yemek programı seyrettireyim de şuna bakın. Kesmiyor. Dikin yok mu? Ben kestim. Kurumuş mu? İstersen elinizle de yiyebilirsiniz. Lahmacunu kesemedim. Bıçak kesmedi. Kesme, sert idi. Beni elime alıp da hiç görmedim mi lahmacun? Şimdi varırım, gelirim lahmacunu hazırlamış. Ben elime alıp da lahmacun yemem. Ben öyle çok yani dikkat ederim. Mevzu bu. Şimdi lahmacun elle yemez, yemiyormuş bıçakla. O yüzden lahmacunu ve oradaki yemeklerin hepsini bıraktı. Şimdi bu yemekler nereye gidiyor? Cevabı hazır. Biz işte bu artan yemeklerimizi hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Ya şimdi bu tabii bunu hayvana versen yer de ya arkadaş bu kadar insan açken şu programları kaldırın ya. Ya kaldırın ya. Ya insanlar yiyecek bir şey bulamıyor diyorum. Siz şu konudan programlara bakın. Ya şunlara biraz özen gösterin. Kaldırın şu programları. Ben lahmacunu elle yemem de çatalla yerim, yemeyeceğim. Ya bu nedir? Bunu bir kaldırın ya. Şu biri el atsın ya. Ben rica ediyorum ya. Ya bu yemek programlarını kaldırın. İnsanı da özendiriyor ya. İnsan yiyen var, yemeyen var. Bir de bunu düşünün. Şu mantıkta düşünün bir de. Ha bir de onun haricinde sucuk firmaları reklam vermiş. Böyle tavada, yağda bir kızaran sucuk. Amcam oradan ekmeği kopartıyor, bandırıyor. Of sucuğun güzelliğine bak. Bir, ya bu nedir pastırma reklamı, sucuk reklamı? Bir de yatak reklamı var şimdi. Yatağın üstüne çıkıyor. Evde eve hayat sığar. Yatağın üstüne uzanıyor. Ya arkadaş millet ne derdinde? Siz ne derdiniz ya? Şu reklam parasını Allah'ın sözü götürün de maske yatırın da insanlara maske yaptırın ya. Ya maske yaptırın bir işe yarayın. Bilmiyorum. Evet durum bu. Ben şuradan mesajlarımız var herhalde. Mesajlarımıza bakayım. Bilal Polat. Bazı insanlar çalışmıyor. Evini geçindirecek madde olanı yok ve bunları Manavgat'ta isyan ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi biz düşüncelerimizi söyledik. Bilal Bey. Ya ne düşünelim? İşte devletin bir an önce her şeyi el atması gerekiyor. İnsanlar tabii ki evini geçindiremiyor. Ya biz bunun farkındayız. Biz de hani gazetecilik yapıyoruz. İnsanlar bize ulaşıyor. Yardım, ya yani yardım bizden istiyorlar artık insanlar. Yani bu dereceye gelmiş. Kaymakamlıktan falan umutlarını kesmişler. Evet. Yine bir turizmci abimiz sosyal mesafeyi koruyan kazanacak diyor otellerde. Yani sistemini çok iyi kuran dediğim gibi sosyal mesafeyi, restoranını, plajını işte her şeyini çok iyi koruyan kazanacak diyor. Evet. Yine aynı abimiz otellerin doluluğu %50 olarak şekilde organize edecek. Bunu söylemiştik. Durdunlar. Bu ortamda insanlar otellere gelirim dersiniz. Vallahi ben de tereddütlüyüm o konuda da. Hani yine de belli olmaz. Hani insanlar bayağıdır evde bayağı sıkıntı içinde. Parası olan insanlar, onu söyleyeyim. Parası olan insanlar bence hani koronavirüs normale döndü, insanlar normal hayata dönebilir dediği an özellikle yerli turist bence otelleri dolduracak diye düşünüyorum. En azından akın edecekler diye düşünüyorum. Evet. Bir izleyicimiz daha. Şimdi otellerde farklı çalışmalar yapılacak. Öncelikle otellere %50 doldurulacak. Otel odalarının %50'si boş bırakılarak gerekli koşullar sağlanacak. Tabii bu da çok önemli. Şimdi bir odada
3-4 yatak öyle ek yatak falan yok artık. Mesafeli 2 yatak. Bu. Yani sayı o yüzden 150'ye düşecek işte. Çıkış yapan misafirin odası temizlik ve dezenfekte edildikten sonra bir başka misafirin, çıkan misafirin odasına alınmayacak. Dolayısıyla %50 odaların boş kalması gerekecek. Bunlar da hijyen ve sanitasyon önlemlerinin bir kısmı. Tabii hijyen ve sanitasyon bölümü de var bu işin. Yani oda boşaldı. Abicim siz aşağıda 10 dakika oturun biz odayı temizleyelim. Hemen sizi yukarı alacağız da yok artık. Oda bir gün boş kalacak. Dezenfekte edilecek. Sanitasyon yapılacak. Ondan sonra verilecek. Bu da iyi bir şey. Yani lütfen kimse buna isyan etmesin. Bu da iyi bir şey. İnsanlar en azından tatil yapmak isteyenler gitsinler. Evet. Nalan Yunusoğlu Hanım iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bilal Bey bir mesaj da yatmış. Bu yıl hangi ülke gelecek turizm açısından? %70-80 Rus deniliyordu. Rus deniliyormuş. Bir açıklama yapar mısınız bu konuda? Ya ben şöyle düşünüyorum yani. Hani Avrupa ülkesi biraz tedirgin olabilir koronavirüsten dolayı. Bize bakış açıları da biraz farklı olduğu için. Ama ben Rusların geleceğini tahmin ediyorum. Yani bence dediğiniz gibi %70-80 oranında Ruslar ülkemize gelip tatil yapacağını düşünüyorum. Onlar biraz daha farklı düşünüyorlar tatil konusunda. Ama Avrupa konusunda benim de tereddütlerim var. Evet. Hemen bu arada bir şey daha okumak istiyorum size. Zannediyorum Sağlık Bakanlığı'ndan Hayat Eve Sığar diye bir uygulama yapılmış. Sosyal medya üzerinden. Onu ben hemen aktarayım size. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Android ve App Store tarafı platformlarında yayına başlamış. Uygulama sokakta gezerken koronavirüsü testi pozitif olan birisiyle karşılaşan kişiyi mesajla uyarıyormuş. Gayet iyi. Uygulama her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar ailem bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor. Yine uygulama kullanıcıların Bluetooth açıyor ve sokakta gezerken karşılaştıklarından birisi daha sonra pozitif çıkarsa şu gün şu saatte pozitif biriyle karşılaştığınız şeklinde uyarıyormuş. Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama ilgili yapılan bilgilendirme şöyleymiş. Onu da okuyayım size. Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişiyle temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiye gerekirse teste gönderecek. Hatta arkadaşları varsa eklenmiş, senin şu arkadaşın riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa riski sıfırlanacak. Vesaire vesaire. Arkadaş bu teknoloji iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Onu da tartışmak gerekiyor ya. Evet, Sağlık Bakanlığı uygulaması da böyle. Yani artık telefonunuzdan yükleyeceğiniz bilgilerle bu uygulamaya. Sosyal şeyde var bu, bulabilirsiniz internette. Bu uygulamanın nasıl indirileceği, neler yükleneceği yazıyor. Oralara ben girmedim, onları siz çözersiniz. Enteresan bir uygulama. Biz de indirip deneyelim bakalım. Devam edelim. Evet, şimdi tabii böyle günlerde biliyorsunuz kan da önemli bir konu. Kan vermek gerekiyor. Plazmada ise daha farklı bir şey var. Plazmada hastalığı atlatıp 14 gün sürecini geçirip donör olabiliyorsunuz. Onlar da biliyorsunuz koronlu hastalara veriliyor. O da onun haricinde Kızılay Kan Merkezi kan toplamaya devam ediyor. Biliyorsunuz kan vermek koronavirüsün bulaşmasına neden olmuyor. Çünkü her şey steril, sıfırdan yapılıyor. Bu konuda bir açıklama yapmış Pınar Kapıkaya. Pınar Kapıkaya Manavgat Kızılay Şube Müdürü. Şimdi Pınar Hanım'ın açıklamalarını izleyelim. Burada önemli bir şey var. Şimdi vatandaşta şöyle bir algı oluştu. Kızılay kanları satıyor diye bir algı oluşmuştu. Biliyorsunuz bu daha önce yayınlandı. Bunu da sorduk biz Pınar Kapıkaya'ya. Buna da cevap verdi. Biz ilk önce Pınar Kapıkaya'yı izleyelim. Daha sonra devam edeceğiz. Kızılay üzerinde oluşturulan algı hepimizi rahatsız ediyor. İnsanların şunu bilmesi gerekiyor. Kızılay devlet kurumu değil. Kızılay milletin yardım derneği. Türk milleti yardım ettiği sürece Kızılay var olur. Nasıl ki 152 yıldır var bu millet sahip çıktığı için. Bundan sonra da milletimiz sahip çıkacaktır. Ben biraz bu işleri algı olarak düşünüyorum. Ve
en kötü huyumuz millet olarak araştırmıyoruz hiçbir şeyi. Yani ben şube başkanıyım, Manavgat'ın şube başkanıyım. Ben 5 kuruş maaş almıyorum, maaşım yok. Ben gönüllü yapıyorum bu işi. Anlatabiliyor muyum? Ve yönetimde de hiç kimse maaş almaz bizde. Ama Kızılay'ın şirketleri de var. Örneğin kan hizmetleri, burada çalışan herkes profesyoneldir. Doktorumuz var, hemşirelerimiz var, kan bağış uzmanlarımız var, şoförlerimiz var. Bunlar maaşlı elemanlar. Şirketlerimiz olduğu için şirketlerimizin de başında genel müdürlerimiz, genel müdür yardımcılarımız var. O ayrı bir boyut. Maden suyu, Kızılay maden suyu var. Ve bu ticari bir şirket. Bunun tabii ki müdürü, müdür yardımcısı ya da orada çalışan eleman var. Bunlar maaşlı elemanlar. Ama toplum tarafından işte bunlar karıştırılıyor. Yanlış burada. Kızılay başkanı olarak ben ve benim gibi Türkiye'nin her yerindeki başkanlar ve yönetimleri gönüllü yapar bu işi. Biz maaş almayız. Şirket boyutu ayrıdır. Profesyonel ekiplerimiz maaş alır. Genel müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız. Ha o konuşulan kadar afaki rakamlar almamakla birlikte evet onlar maaş alırlar. Ya da Kızılay Derneği'nin genel merkezi vardır Ankara'da biliyorsunuz. Orada çalışan personellerimiz vardır, büro elemanlarımız. Onlar da maaş alır. Ama yönetim kısmı gönüllü yapar bu işi. Biz maaş almayız. Birincisi bu. İkincisi de bu kan olayları bizi en fazla halkla karşı karşıya getiren birçok kişi işte Kızılay parayla kan satıyor. Yıllardır aynı algı var. Ya diyorsun ki kardeşim söyle kim hangi hastane ya da Kızılay kimden para istemiş ispatla. İşte bir tanıdığım vardı o öyle söyledi öyleydi böyleydi. Ha bunu suistimal eden özel hastaneler oluyor. Nasıl oluyor? Örneğin vatandaşın o zor zamanında ne koparabilirim? Derdiyle işte biz kana para veriyoruz ünitesi şu kadar deyip almak isteyen oluyor. Vatandaşımız bu konuda gözü açık olacak. Eğer biri bir hastanede sizden kan için para istediği anda hemen il sağlık müdürlüğüne ya da ilçe sağlık müdürlüğüne şikayet edeceksiniz. Ve bunu belgelendirdiğiniz takdirde o hastanenin ruhsatını bile iptal ettirebilirsiniz. Ya Kızılay bakın 2007 yılından önce evet kan parayla satılıyordu ama 2007 yılında hükümetin aldığı bir kararla kan ilaç statüsüne girdi. Anladınız mı? Yani zorunlu ilacı nasıl devlet veriyorsa karşılamak zorundaysa kanı da ücretsiz olarak karşılıyor ve Kızılay'la Sağlık Bakanlığı'nın anlaşması var. Biz Türkiye'deki bütün hastanelere özel ve devlet kurumları olmak üzere kanı Kızılay verir. Etrafınızda mutlaka olmuştur ya da talasemi hastalarımız sabah buradalardı. Sorsaydınız bir haftada 10 günde bir kan alıyorlar. Hangisi kaç kuruş kan parası ödemiş? Kızılay kime kaç paraya kan satmış? Böyle bir şey yok yani. Bu tamamen algı. Önceden evet vardı, yapılıyordu. Biliyoruz ama 2007 yılından bu tarafa Kızılay hiçbir şekilde ne vatandaşına ne hastanelere bedelle, ücretle kan vermiyor. Ve tekrar söylüyorum halkımız bu konuda uyanık olacak. Kan parası isteyen hastaneyi şikayet edeceksin. Evet. Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapıkaya kan ile ilgili yaptıkları açıklamada da bu şekilde. Son dakika haberi gelmiş onu belirteyim. Biliyorsunuz 30 büyükşehir ve bir Zonguldak'la beraber şehre giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Sadece ikamet olanlar girebiliyordu. Bu süre 15 gün uzatılmış. Bunun da bilgisini hemen verelim. Seyahat etmek isteyenler varsa akıllarında bulunsun. Onu da verdikten sonra evet yorumlarımıza bakalım. Sema Atayerler, ümidimiz güzel günlere inşallah demiş. Ümit Özen, Hayat Eves Sığar. Bilal Bey yine bir şey göndermiş. Artık insanlarımız kan bağışında bulunsun. Yoksa bu vermezlik veya korkularına sahip olan kişilerimiz bu haberleri izler ve kan verip kanına da bir şey olup olmadığını öğrensinler. Bir yanındakileri riske atmasınlar. Bir kan bağışı bir hayat kurtarır. Kan hakikaten önemli. Yani. Kan yani vermek gerekiyor. Evet biraz da Manavgat gündemine döneyim. Hemen şuradan bir haber vereyim size. Manavgat Kumyolu mevkinde bulunan tersane var biliyorsunuz. Buradaki tersanede bir yangın çıkıyor. Bir özel yatın imalatından sıçrayan yangın bir katamarana sıçramış. Bu katamaran teknesinin onarma esnasında başlayan yangın güçlükle kontrol altına alınırken yanan teknenin yakındaki diğer teknelerde alev ve dumandan zarar görmüş.
İşte bir o eksiklerler yani. Şimdi insanlar şey halinde ne yapacağını bilmez haldeyken arkasından böyle facialar da oluyor. Biliyorsun İstanbul'da da birkaç büyük firmada yangın çıktı. Bunları da Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani burada artık söylenecek başka bir şey yok ama bu yangınlar ekonomik olarak insanlara ağır zararlar veriyor. Belki de işte turizm teknesi, turizmde çalışan bir tekne belli. Alanya'dan olduğu söyleniyor teknenin. Evet. Gündeme dönelim. Belirtmiştim. Maraviyat Kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit pazarı gezdi geçen gün Perşembe günü. O da sosyal mesafeyi kontrol etmiş. Covid-19 kapsamında ziyaret etmiş. Sayın Kaymakam. Ne demiş? Kaymakam Doktor Yiğit, alınan tedbirlerle önemli ölçüde uyulduğu belirtilerek pazar esnafı ve vatandaşlara sosyal mesafe ve alınan tedbirlere uymaların son derece önemli olduğunu söylemiş. Evet. Pazar esnafı ve vatandaşlara sosyal mesafe ve alınan tedbirler konusunda gerekli uyarıları yaptık demiş Doktor Mustafa Yiğit. CHP ilçe başkanı var. Yine maske konusunda bir açıklaması vardı. Sosyal medyadan yayınlamış. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kendi imkanlarıyla yetiştirebildiği kadar kapı kapı dolaşarak ücretsiz maske dağıtmasını sürekli olarak maske yap diyerek eleştirenler iktidarın ücretsiz maske dağıtacağını söylemesine rağmen ortada olmayan maskelere niye sesiniz çıkmıyor diye bir soru sormuş. Evet dediğim gibi işte yani milletvekilleri dedim ya işte bir CHP Antalya milletvekili Rafet Zeybek emekçiler hastalığa terk ediyor evde kal demek yetmez demiş. Rafet Zeybek bu konuda bir soru önergesi vermiş Rafet Bey. CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Bıdak bir açıklama yapmış. Yerel medya ile ilgili yerel medyanın zor durumda olduğunu, can çekiştiğini söylemiş. Evet. Bir de biliyorsunuz geçenlerde bazı yayın organlarına çıktı. Manavgat'ta korona virüs hastası olduğu söylenen bir vatandaş kaçtığı söylendi. Bu vatandaş 16 Nisan'da yakalandı. Yani 2 gün önce yakalandı. Testi yapıldı. Testi negatif çıktı. Yani korkulacak bir şey yok. O konuda da kimse şey yapmasın. Evet. Canlı yayınımız son erdi diyeceğim artık. Bizden bugünlük bu kadar. Maravgat TV tarafından hazırlanan Tamer Erkiner'le Maravgat gündeminin sonuna geldik. Bu programımızı canlı yayınladık. İlginize ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Atladığım mesaj var mı? Hemen ona bakayım cevap vermeden. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tüm dünyayı saran koronavirüs ne zaman pik yapacak ve daha